Sizlere bir tane sorum var, bir tane de cevabım. Soruma geçmeden önce CHP sosyal medyada çok güçlü. İşte bu yüzden mega şehirlerin hepsini kazandılar. Bizim de sosyal medyada kuvvetli olmamız için kanalıma abone ol ve videomu beğenmeyi unutma. Sorum şu arkadaşlar. CHP seçmeni mi koyun kafalı, bidon kafalı yani göbeğini kaşıyan adam? Yoksa AK Parti seçmeni mi? Bidon kafalı göbeğini kaşıyan adam. Şimdi size söyleyeceğim teori şu. Biz AKP seçmeni olarak, taraftarı olarak bir sonraki seçimde hepimiz CHP'ye gidip oy basabiliriz. Basarız. Ama bir sonraki seçimde CHP seçmeni gelip de AK Parti'ye oy vermez. Nasıl vermez? Söyleyeyim şunu. Biz nasıl CHP'ye oy atarız? Bugün Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'den istifa etse, bıraksa AK Parti'yi, gitse CHP'nin genel başkanı olsa, CHP'den aday olup seçime girse, bütün AK Partililerin hepsi gider CHP'ye oyu atar. Bu bir teori, bu bir öneri olarak söylüyorum. Bütün AK Parti seçmeninin hepsi gider CHP'ye oy atar. Neden atarız biliyor musunuz? Çünkü biz hizmete oy veriyoruz. Bizim için Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsı veyahut da kişiliği, memleketi veyahut da partisinin anleminin hiçbir önemi yok. Biz almış olduğumuz hizmete oy veriyoruz. İşte bu yüzden biz koyun kafalı ve göbeğini kaşıyan adam sıfatını kabul etmiyoruz. Ama CHP seçmeninin hepsi CHP'nin logosuna, anlemine oy atıyor. Yarın CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu hatta 100 tane milletvekili CHP'den istifa edip AK Parti'den aday olsa, belediye başkanı veyahut da başkanlık yarışına girse, hiçbir tane CHP'linin birisi de çıkıp da AK Parti'ye oy atmaz. Gider CHP'ye yine oy atar. Yani bu ne demek? CHP seçmeni gidiyor logoya oy atıyor. Logoya oy atıyor. Logodan medet umuyor. Medet bekliyor. Hizmet bekliyor. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Bir otobüse biniyorsunuz. Sizi otobüs bir yere götürüyor ama otobüsün şoförü sizi götürüyor. Otobüsün şoförü olmazsa, otobüs kendisi giderse illaki en yakın yerde nereye çarpacağıma, nereye toslayacağı belli olmaz. Kesin bir yere toslar. Yani otobüsü insan sürüyor. Hizmet insandan geliyor. Otobüs sadece bir araç. CHP'nin partisi sadece bir araç. O CHP'nin içerisinde sadece insan varsa hizmet edebilir. O logo hiçbir işe yaramaz. Düşünün ki bundan 2000-3000 sene öncelerini. O zamanlar insanlar Allah'a değil de puta tapanlar vardı. Puta tapıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Gidiyorlardı putların önüne meyveleri, sebzeleri, yemekleri koyuyorlardı. Daha sonra o meyve, sebzeler, yemekler putlara hani sundukları bozulunca da götürüp çöpe atıyorlardı. Yani o putlardan medet umuyorlardı. Putlar hareket edemiyor. Yemek yiyemiyor. Kendi ihtiyaçlarını bile göremiyor. Bunlara sunum yapıp bunlardan umut ediyorlardı. Yemekleri de çöpe döküyorlardı salaklar. Yani bir logodan, yani bir taştan ne bekleyebilirsiniz? Yani ondan sonra karşıdaki kişiye sen kalkıp da göbeğini kaşıyan bidon kafalı adam dersen kendine acırsın. Yaptığın hareketi dışarıdan kendini seyretsen, yaptığını video çekip izlesen kendi hareketine kendin acırsın. Size bir örnek daha vereyim. İngiltere'de geçen senelerde bir insan Sterling trilyoneri adam milyarder kaç tane fabrikası var vefat etti. Adamın hiçbir çocuğu, hiçbir eşi, hiçbir ailesi yok. Adam tek başına. Bütün servetinin hepsi kedisine kaldı. Kedi milyarder oldu ya. Sterling milyarderi. Ya bu kedi nasıl o şirketin başına geçip de bu adamın neslini devam ettirebilecek? Kedi milyarder oldu. Servetin hepsi kediye kaldı. O kediden nasıl umut edersiniz de patron edersiniz, müdürüne, şirketine müdür edersin de nasıl ondan umut edersin? Nasıl bir beklenti içine girersin? İşte CHP'nin partisinin logosu da beklentisi böyle bir şey. Yarın Kılıçdaroğlu vefat etse miras olarak kedisine kalsa, kedisine CHP'nin genel başkanı koltuğu CHP'nin kedisine kalsa CHP'ye oy atacak insanlar var. İşte bu yüzden göbeğini kaşıyan ve bidon kafalı insan kimmiş? Daha net anlaşılıyor. Bu teoriyle anlamanız gerek. Yarın hepimiz CHP'ye oy basarız. Erdoğan oradaysa hizmetten dolayı, Erdoğan'ın kendi şahsından değil, bütün AK Partililer basar. Yarın CHP'nin bütün kadrosu tamamı AK Parti'ye geçse hiç kimse getirip de CHP'den hani AK Parti'ye geçtiler diye oy basmaz. Gider yine o logoya altı oka oyunu basarlar.
İşte buradan belli olması lazım. Bir de onun kafalı ve göbeğini kaşıyan adam. Hepinize saygılar.